Huzur için ben en başta bir ifade kullanacağım. Bu benim şahsi kanaatim. Huzur romanı, Tanpınar'ın Huzur romanı, Türk edebiyatının en estetik romanı. Ve işin garip tarafı, bu romanın tek rakibi de bana kalırsa yine Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabı. Yani e, Türk edebiyatının en estetik romanları, romanı dediğimizde ben... Huzur ve ensüt arasında kalıyorum. Ee, hemen hiçbir yazarın hiçbir kitabını bu iki kitabın yanına yazamıyorum. Peki estetik roman ne demek? Estetik roman demek e, güzel yazmak demek. Kelimeleri yerli yerinde kullanmak, bel, e, hatta romanda çok da fazla görmediğimiz bir müzikaliteye ulaşmak. E, bu romanda o üslubu tutturup, o tutturup, ve ondan ödüm vermemek olarak estetik. Yani güzel olan, güzel cümlelerle örülü bir kitap, huzur. Enstitüt de aynı şekilde. Huzur, baştan sona içinde yüzlerce değil, binlerce güzel cümlenin olduğu bir kitap. Hepsi ayrı ayrı işlenmiş, hepsi üzerine ayrı ayrı düşünülmüş bir kitapla karşı karşıyayız. Ve bazı okuyucuların huzur çok ağır buluşlarının ana nedeninin ben e, huzurun üslubunun çok işlenmiş olmasına yoruyorum. Yani genellikle birçok yazar gelişi güzel bir üslupla hatta üsluba hiç dikkat etmeden sadece hikayesini anlatmaya çalışıyor. Ama Tanpınar için hikaye kadar hikayenin nasıl anlatıldığı üslubu çok önemli. O sebepten ben birçok okuyucunun Tanpınar okuduğunda aslında e, pek rastlamadıkları bir üsluptan kaynaklanan bir üslup zengini bir işçilikten edebiyat içiliğinden kaynaklanan bir zorlukla karşı karşıya kaldıklarını düşünüyorum. Birinci söyleyeceğim bu. Türk edebiyatının en estetik romanı huzur. Olabilir diyelim. Bazılarını kızdırmayalım hemen. Bazıları sen mi karar veriyorsun, sen kimsin falan diyor. O yüzden ben huzur olma ihtimali yüksek diyeyim. Şimdi ikinci mesele huzur Türk edebiyatının en derin en uzantılı Hinderland'ı en geniş background'u en güçlü romanlarından biri. En güçlüsü demeyeyim. En güçlerinden biri demem yeterli. Çünkü bu alanda huzurla yarışabilecek birkaç kitapta olduğu kanaatindeyim. Ancak huzur hem estetik tarafının gücü, estetik gücü hem de derinliğiyle çok özel bir yere geliyor Türk Edebiyatı'nda. Ben Tanpınar'ın bir dahi olduğu kanaatindeyim. Yani bildikleriyle, gördükleriyle, anladıklarıyla, yazabildikleriyle, ortaya koyduklarıyla bir dahi olduğu kanaatindeyim. Ve huzurun da öyle e, kitap işte kardeşim roman deyip geçilemeyecek kadar özel olduğu kanaatindeyim. Bir dahinin işi olarak görüyorum huzuru. Enstitüyü de öyle gördüğüm gibi. Mesela Mahur Beste'yi e, böyle görmüyorum. Veya sahnenin dışındakileri huzur ve enstitü romanlarının yanına yazmıyorum. Veya genel olarak hikayelerini bu kategoriye alamam. Şimdi huzurla ilgili en başta bu değerlendirmeler yapayım ve şunu da söyleyeyim. Huzur aslında çok basit bir olay örgüsüne sahip. Yani okuyan yine bazı okuyucuların çok rahatsız olduğu ya ben anlamıyorum ne anlatıyor bu adam dediği ki üslubundan kaynaklı, üslubun işçiliğinden, yüksek işçiliğinden, ustalığından kaynaklanan bir sıkıntı bence bu. İşte ne anlatıyor bu adam ne söylüyor diye Düşündükleri bir mesele var. Ee, aslında Huzur romanı olay örgüsü anlamında gerçekten çok kolay. Şimdi kitap dört ana bölüme ayrılmış. Bu dört ana bölüm sırasıyla İhsan, roman kahramanlarından biri, Nuran, yeni roman kahramanlarından biri, Suat ve Mümtaz. Bu dört roman kahramanının romanda geçen kahraman isimleriyle isimlendirilmiş. Birinci bölümde İhsan bölümünde İhsan hasta, Mümtaz, amcasının oğlu Mümtaz ona hasta bakıcı ayarlamaya çalışıyor. Ardından e, bir kiracıları var. Kiracıyla kontrat imzalamak için İstanbul sokaklarında dolaşıyor. Ve bu günün 2. E, Dünya Savaşı'nın arefesinde bir günün resmi. İkinci bölümde ise baş kahraman olarak gördüğümüz Mümtaz, Nuranla ki sevgilisi oluyor birbirlerini seviyorlar. Nuran'la karşılaşması, onunla sevgili olması, onunla birlikte İstanbul'un bol bol tadını çıkarması, ardından evlilik hazırlıkları ve bir şekilde bu evliliğin olamayışını anlatan 3. üçüncü bölümle birleşerek ortaya çıkıyor. Yani aslında iki ile üç birbirinin devamı gibi. Yani Nuran bölümüyle Suat bölümü birbirinin devamı. Nuran'la Mümtaz'ın aşkını anlatıyor. Birinci bölüm e, İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki e, günlerden birini bir Ağustos'un sıcak gününü anlatıyor. E, Nuran bölümünde ve Suat bölümünde, üçüncü bölümde ve ikinci bölümde Nuran'la Mümtaz'ın aşkını anlatıyor. İşte o trendin yükselişini ve düşüşünü e, bir şekilde görüyorsunuz. Dördüncü bölümde ise Mümtaz bölümü, baş kahramanın adını taşıyor. Yine aynı günlere dönüyoruz. İşte o İki dü dünya savaşı arefesindeyiz. Savaş çıktı çıkacak. İhsan'a ilaç bulmak için, doktor ve ilaç bulmak için tekrar e, Mümtaz'ın sokaklarda gezdiği, doktoru bulduğu, sonra ilaçları bulduğu, bir şekilde eve geldiği ama ilaçları da e, mahvettiği, e, bir anlamda İhsan'ın iyi olduğu haberini aldığı ama iki dünya savaşının patladığı haberini aldığı sahneyle bir şekilde kitap son buluyor.